Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Soru Bankamızın 118. videosu, üstü sayıların 5. videosuyla karşınızdayım. Y testlerine yani orta ve ileri düzey sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Bir de bu videoyu bütün arkadaşlar yorumlara bekliyorum diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki 3 üzeri 4a artı 3 üzeri 2a artı 1 bölü 3 üzeri 6a eksi 1 eşittir 1 bölü 26 olduğuna göre 2a kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar değişken değiştirme uygulamak işimize yarayacaktır. E bunun için de çarpanlara ayırmayı bilmek gerekiyor. O yüzden çarpanlara ayırmayı bir tık önce anlattım AYT konularında. Peki nereye ne diyeceğiz hocam? Gidip 3 üzeri a'ya eğer ben bakın x dersem x desem sıkıntı var mı? Yok. Şimdi ya da 3 üzeri 2 a'ya x diyeyim. Evet. 3 üzeri 2 a'ya girip ben x dersem bakın burası 3 üzeri 4 a. Yani 3 üzeri 2 a'nın karesi. Demek ki bu arkadaş x kare artı yanında 3 üzeri 2 a var yani x artı 1 bölü benim paydam 6 a. 3 üzeri 2 a'nın kübü. Demek ki x'in kübü demekti de burası. x küp eksi 1 de burası eşittir. 1 bölü 26. Devam edelim. x kare artı x artı 1 bölüm x küp eksi 1 demek x eksi 1 çarpı bakın küp açılımı yapıyorum x kare artı x artı 1 eşittir 1 bölü 26. E gördüğünüz gibi arkadaşlar pay paydara bunlar sadeleşti. Işte. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x eksi 1 eşittir 26 x eşittir 27. Peki x neydi? x dediğim sayıda 3 üzeri 2 aydı. E 27 dediğim sayı 3'ün kübüdür. Demek ki paydalar yani taban kısımları eşit. Demek ki üstler aynı. 2A eşittir 3'ten. A eşittir 3 bölü 2 olarak bulunur. Benden 2A istiyor. Bu arkadaşın 2 katı benim cevabım olacak. 2'ler gitti. Cevabımız da 3'tür. İlk sorumuzun cevabı C. İkinci soru diyor ki x ve y birer tam sayı olmak üzere x üzeri y eşittir 1 bölü 8 üzeri 5 olduğuna göre x artı y toplamının en küçük değeri karşıdır diyor. Peki düzenlemeye başlayalım. 1 bölü 8 dediğim sayı aslında 1 bölü 2'nin kübü. O da 2 üzeri eksi 3'tür. Bunun bir de 5. kuvveti var. Eksi 3 çarpı 5'ten bu arkadaş 2 üzeri eksi 15'tir. Harika. X ve Y birer tam sayı benden bu toplamın alacağı en küçük değeri istiyor. Mesela buraya göre alsam. X yerine 2 bakın Y yerine eksi 15 yazsam bu toplam eksi 13'tür. Acaba daha küçüğü var mı? Aklında soru işareti kalmasın. Ki mesela bu 5 eksi 3'ün yerini değiştirsem. Bakın 5 de, eksi 3'ün yerini değiştirsem. Var mı? Sorun yok. Ne oluyor? 2 üzeri 5 üzeri eksi 3 oldu. E 2 üzeri 5'te 32 üzeri eksi 3 oldu. Bakın 32 üzeri. Yani x 32 y eksi 3 toplamda 30, e, 29 oluyor. Büyük bir sayı çıktı. Benden en küçüğünü istiyor. En küçüğü eksi 13'tür. İkinci sorumuz da Adana'dır. Üçüncü soru diyor ki 1 bölü 3 üzeri a bölü b eşittir 7 olduğuna göre 7 üzeri eksi b bölü a ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi yapabileceğim işlemi bakalım. Bu 1 bölü 3'ü ben 3 üzeri eksi 1 diye yazsam 3 üzeri eksi 1 üzeri a bölü b eşittir 7'ye. Bu 1. Sonra bakın. Güzel. Üstün üstünden üstler çarpıldı. 3 üzeri eksi a bölü b eşittir 7. Cebime koydum. Bakın. Buradan b bölü a'yı bulmam lazım. Burası eksi a bölü b. Gelip bu 7'yi şurada yerine yazsam. 3 üzeri eksi a bölü b. Bakın direkt yeri yerine yazdım. Üssü eksi b bölü a. Harika. Ne var burada? Üssün üssü. O zaman üsler çarpılır hocam. 3 üzeri eksi a bölü b çarpı eksi b bölü a yaptım. Eksiler gitti artı oldu. A ile A, B ile B sadeleşti. Burada 3 üzeri 1 kaldı. E o zaman işlemimizin sonucu 3'tür. Üçüncü sorumuz da Ceyhan olarak bulunur. Dördüncü soru diyor ki x kare eksi 3 x artı 3 üzeri x kare artı x eksi 2 eşittir 1. Eşitliğini sağlayan x değerleri kaç tanedir? Yani kaç tane x değeri vardır bu eşitliği sağlayan? Bulalım. İhtimaller neydi? 1 üzeri sayı. Bakın 1 üzeri 0'da fark etmez. 1 üzeri sayı sonucu 1'dir. Eksi 1 üzeri çift sayı sonucu 1'dir. Bir de sayı üzeri 0 tabii payda 0 olmayacak. Sonuç 1'dir. Hepsini inceliyorum. Demek ki bu arkadaş 1 olursa. x kare eksi 3 x artı 3 eşittir 1 olursa. 1'i sol tarafa attım. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Çarpanlara ayıralım. x dedim x dedim. Eksi 2 eksi 1 dedim. Buradan kökler x 1 eşittir 2 x2 eşittir 1. Şimdi bu kökleri aldım da bu kökler bana sıkıntı yaratıyor mu? Kontrol etmeme gerek var mı? Yok her türlü üst taraf sayı çıkıyor zaten. Tamam kontrol etmeme gerek yok. Negatif de çıksa evet sonuç 1'dir. Tamam. 2 kökü buradan buldum. 2 ve 1. Devam ediyorum. Eğer payda kısmım eksi 1 olursa x kare eksi 3x artı 3 eşittir eksi 1. Attım sol tarafa. x kare eksi 3x artı 4 eşittir 0. x dedim. x dedim çarpanlar ayrılmadı. Hemen delta'ya başvuruyorum. Delta eşittir. B kare. Eksi 3'ün karesi 4. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı A çarpı C'den ne oldu? Sıfırdan küçük. Demek ki burada reel kök yok. Yani benim bir x değeri bulmama gerek yok. Bakın karmaşık kökü var. Sakın o kökleri buraya dahil etmeyin. Burada bir karmaşık sayıdan bahsetmediğim sürece gidip sakın karmaşık kökleri bulmayın. Reel kökler üzerinden çalışıyoruz. Demek ki buradan kök gelmiyor. Burası gitti. Üçüncü bir ihtimalim pay kısmının yani pay kısmı diyorum, üst kısmın x kare artı x eksi 2'nin sıfır olması. Kökler nedir? x dedim x dedim artı 2 eksi 1 çarpımları eksi 2 toplamları artı 1. Kökler nedir? x3 eksi 2 x4 eşittir 1. Peki bu eksi 2 paydayı sıfır yapıyor mu? Hemen kontrol ediyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6 artı 3 yapmıyor gördüğünüz gibi. Demek ki bu eksi 2 ve 1'i alabilirim. E zaten 1 burada vardı. Sıkıntı yaratmıyordu. O zaman benim toplamda 3 köküm vardır. Kaç tanedir diyor. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olabilir. Olur. Arkadaşlar şöyle desem daha iyi olur. Farklı X değerleri kaç tanedir dersem daha sağlıklı olabilir. Bunu düzeltiriz merak etmeyin. Çünkü toplamda 4 kök var. Cevabı 4 diyebilirsiniz ama farklı dersem daha iyi olur. Toplamda 3 kök vardır. Dördüncü sorumuzun cevabı C'andır. Beşinci soru diyor ki 1 bölü 5 üzeri eksi 1 eksi a kare artı 1 bölü 5 üzeri eksi a kare artı 1 bölü 5 üzeri artı 1 eksi a kare eşittir 155. Denklemini sağlayan a sayısının pozitif değeri kaçtır? Peki düzenleyelim. 1 bölü 5 üzeri bakın üstte var buradası. Eksi 1 çarpı 1 bölü 5 üzeri eksi a kare artı. Hatta hepsinde eksi a kare var. Şöyle yapalım ya hiç uzatmıyorum. Ben bu işlemi direkt 1 bölü 5 üzeri eksi a kare parantezini alıyorum. Aldım. Burada kaldı. 1 bölü 5 üzeri eksi 1. Ki 1 bölü 5 üzeri Eksi 1 demek 5 demektir. Yani burada 5 kaldı. Artı burayı komple çektim. Geriye sadece 1 kaldı. Artı burada 1 bölü 5 üzeri eksi kare çektim. Geriye 1 bölü 5 üzeri 1 kaldı. Onu da yazdım. 1 bölü 5 kaldı. Eşittir. Bu işlemin sonucu 155'e. Hemen çözelim. 1 bölü 5 demek 5 üzeri eksi 1. Üstte de eksi kare vardı. Oldu sana 5 üzeri a kare. Çarpı. Hemen paylaş Burası 6 artı 1 bölü 5. Ne demek bu? 5 kere 6 30. Bir daha 31 bölü 5 eşittir 155. Güzel sadeleşti. 31'e böldüm 1. 31'e böldüm 5. 5'i çapraz bu tarafa attım. 5 üzeri a kare eşittir. 5 çarpı 5'ten 25 yani 5'in karesine. Bakın tabanlar aynı. Üstler eşit olmak zorunda. A kare eşittir 2. Demek ki A'nın alacağı 2 değer vardır. Ya A sayısı kök 2'dir ya da benim A sayım eksik kök 2'dir. Benden pozitif değeri istiyor kök 2. Bu da 5. soruyu Adana olarak bulduruyor. 6. soru diyor ki 9 bölü 4 üzeri A artı 3 büyüktür. 0,6 devir üzeri 1 eksi 3A. Eşitsizliğini sağlayan A doğa sayıları kaç tanedir? Bakalım. Burası 9 bölü 4. Üzeri a artı 3 büyüktür. 0,6 devir demek. Bakın 0,6 demek. 6 bölü 9 demek. 6 bölü 9. Yanlış yok değil mi? 3, 2, 9, 6. 3'e böldüm tamam. 6 bölü 9 üzeri 1 eksi 3a. Düzenleyelim. Önce 3'e böldüğümde buradan 2 geldi. Buradan 3 geldi. Şimdi 9 bölü 4 2 bölü 3. Yani burası aslında 2 bölü 3 üzeri 1 eksi 3 a ya. Bu benim işime yaramıyor. Çünkü diğer taraf 9 bölü 4. 3 bölü 2'nin karesi. Ben bunun pay paydasını yerini değiştirsem benim üst tarafımı eksiyle çarpmam lazım. Bakın yön değiştirmiyorum. Çünkü iki tarafa uygularsam yön değiştirmem gerekiyor. Yani burası 3 bölü 2 üzeri yukarıya eksiyle çarptım. Oldu sana 3 a eksi 1. Yazıyorum. 3 bölü 2 üzeri 3 a eksi 1. Bu bir Sonra şu arkadaş 9 bölü 4. Bu ne anlama gelir? 3 bölü 2'nin karesinin a artı 3. kuvveti. E buradan da üstün üstü çarpılır. Buradan çıkacak sonuçta. 3 bölü 2'nin 2 ile çarptım. 2a artı 6. kuvveti büyüktür. 3 bölü 2'nin 3a eksi 1. kuvveti. Bu da tamam hocam. Bakın bunlar bileşik kesir. Bileşik kesir olduğunda bu eşitsizlik aynen yukarıya gidiyordu. Bu ne anlama geliyor? 2a artı 6 büyüktür. 3A eksi 1'e 2A'yı bu tarafa attım. A geldi. Eksi 1'i e diğer tarafa attım. 7 geldi. A dediğim sayı 7'den küçük olacak ve doğal sayı olacak. Alacağı değerler 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0'dır. Toplam alacağı 7 değer vardır. Bu da 6. soruyu Diyarbakır olarak buldurur. 7. soru diyor ki 7 üzeri x eksi 2 bölü 11 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 çarpı bakın burada hiçbir şey olmaması demek çarpı demek. 11 üzeri x artı 2 bölü 7 üzeri x artı 2 üzeri x eksi 2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1. Buradaki üstler eşit olduğu için tek bir üst altında bölme olarak yazılır. Yani 7 bölü 11 üzeri x eksi 2 bir de bunun dışında x artı ikinci kuvveti çarpı e aynı şey bu ikisi x artı 2. O zaman 11 bölü 7 üzeri x artı 2 üzeri x eksi 2. Bu bir. Üssün üstünde üstler çarpılır. 7 bölü 11 üzeri x eksi 2 çarpı x artı 2 iki kare farkından x kare eksi 4 çarpı. E burası da aynı şekilde 11 bölü 7 üzeri x artı 2 çarpı x eksi 2'den yine x kare eksi 4. E üstler eşitse tabanlar çarpılır eşittir. 7 bölü 11 çarpı 11 bölü 7 üzeri x kare eksi 4. 7'ler gitti. 11'ler gitti. 1 üzeri x kare eksi 4 geldi. Buradan da sonucun birin hangi kuvvetini alırsanız alın. Sonuç arkadaşlar 1'dir. Eşittir. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buradan da cevabım 7. Adana olarak bulunmuş oluyor. 8. soru diyor ki a kare eşittir a eksi 1 olduğuna göre a üzeri 4'ün eşiti Aşağıdakilerden hangisidir? Benim a üzeri 4'e ihtiyacım var. Demek ki hocam ben burada eşitliğin her iki tarafının karesini alırsam. Bakın a karenin karesi 2 çarpı 2'den a üzeri 4 eşittir. a eksi 1'in karesi. Bu da şu anlama geliyor. Birincinin karesi a kare. Birincinin ikincinin çarpımında eksi 2 katı eksi 2a. Iki artı ikincinin karesi 1. Hocam buldum. Şıklarda yok. Şimdi düşünüyorum. Düşünüyorum. Bakın düşünüyorum. A kare neydi? A eksi 1'di. Ben şuradaki A kare gördüğüm yere gelip A eksi 1 yazsam. Bakın ne oluyor? A üzeri 4 eşittir. A eksi 1 eksi 2 A artı 1. Soru bitti. Bu eksi 1 bu artı 1 gidiyor. A 2 A daha etti sana. 3 A. Bu da işlemimizin sonucuna eşittir. 8. sorumuz bu şekilde Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 8. sorumuzun cevabı Ceyhan değil. A 2 A'dan Şimdi bir yer yanlışlık yaptık. Tamam. Eksi 1 artı 1 gitti. A'dan eksi 2 A'yı çıkarttığımda eksi A artık nasıl bir yanlışlık yapıyorsam. Sekizinci sorumuz diğer Hemen yorumlara gitmeyin. Düzelttim. Kendimi düzelttim. Gidenler olacaktır. Oradan konuşalım. Yazın arkadaşlar. Sohbet edelim. Sekizinci sorumuzun cevabı bu şekilde Diyarbakır olarak bulunur. 9. soru diyor ki x, y, z birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere. 3 üzeri 2x artı y x 8 eksi 7 üzeri eksi x artı 3 y eksi z eşittir 0 olduğuna göre x artı y artı z toplamının dikkat en küçük değeri kaçtır? Önce şu eksi 7 ifadeyi diğer tarafa attım ki daha net göreyim. 3 üzeri 2x artı y eksi 8 eşittir 7 üzeri eksi x artı 3y eksi z. Şimdi tabanlar bakın aralarında asal. x, y, z birbirine farklı neymiş? Doğal sayılarmış. Bakın sadece doğal sayıları kullanarak yani köklere girmeden 3'ün 7'ye eşit olabileceği tek ihtimal var. Bunun üssü 0'dır. Bunun üssü 0'dır. Çünkü doğal sayılar kullanarak üstü sadece 0 yapabilirim. Yani 5, 10, 15 yapabilirim ama hiçbir şekilde eşitlik sağlanmaz. O yüzden sadece 0 da eşitlik sağlanabilir. İkisini de 0 yaptım. Elimize geçenler. 2x artı y eksi 8 eşittir 0. Bir de eksi x artı 3y eksi z eşittir 0. Çözelim. Çözmeye çalışalım. Çünkü bakın 3 bilinmeyen var. Bir yerden sonra değer vermek zorundayım. Eğer iki denklem, 2 bilinmeyen olsa çözülürdü. Bakın x, y, z var. Eksi 8 attım. 2x artı y eşittir 8. Burada eksi z attım. Eksi x artı 3 y eşittir z. Yok edeceğiz. Bir tarafı yok edelim. Mesela burayı 2 ile genişlettim. Ne oldu? Eksi 2x artı 6 y eşittir 2z. Evet 2z. Ben bu ikisini taraf tarafa toplasam. x'ten kurtulsam. 6y y daha 7y eşittir. 8 artı 2z. Harika. Şimdi dikkat. Bakın bu çift sayı. Bakın bu çift sayı. Demek ki ben buraya z yerine ne verirsem vereyim sonuç çift çıkacak. O zaman diğer tarafında çift olabilmesi için y yerine verebileceğimiz değerler. Bakın çift olmak zorunda. 0, 2, 4, 6, 8 diye gider. Benden sonucun en küçük olmasını istediği için ben y yerine minimum 0 veririm. 7 kere 0, 0. Bu tarafı 0 yapan bir z değeri yok. 0 veremiyorum. y yerine 2 verdim. Bakın tek tek veriyorum. 7 kere 2, 14. 14 eşittir 8 artı 2z. 14 eşittir 8 artı 2z. 8'i bu tarafa attım. 6 eşittir 2z'ye. z 3'e z e olur. z yerine 3 yazdım. Peki ben z yerine 3 yazsam, y yerine 2 yazsam x ne geliyor? Bakın y yerine 2 yazdım. 2x artı 2 x 8'den eksi 6 diğer tarafa attım. 2x eşittir 6'ya. x eşittir 3'e. x de 3 çıktı. Eğer gidip sazan şıkı bursa işaret derseniz yandınız. Çünkü birbirinden farklı olacak. Bu olmuyor hocam. Gitti. 2 olmuyor. Y yerine 4 versem. Bakın y yerine şuraya yazayım. 4. 7 çarpı 4. 28 eşittir. 8 artı 2z. 8 attım. 20 eşittir. 2z'den z dediğim sayı 10'dur. X'i bulalım. Y yerine 4'ü yazdım. 4 eksi 8 eksi 4 diğer tarafa attım. 2 x 4 x 2. Buradan toplamın bulacağı en küçük değer 10 14 2 daha 16'dır. Bu da 9. soruyu Edirne olarak bulur. 10. soru diyor ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A üzeri B eşittir 2 üzeri 60 olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Harika. B'nin alabileceği değerler toplamını bana soruyor. Peki hocam nedir? Şimdi bak düşünüyorum. Ben bu A üzeri B sayısını üslü olarak ifade ediyorum pozitif. 2 üzeri 60 olarak yazmışım. Peki başka nasıl yazabilirim? Bakın. Ben bu sayı 2 üzeri 2 yazdım. 2 üzeri 2. Yani 60'dan bu 2'yi çektim. Buraya yazdım. 30. Bu da tamam. Bir tane daha deneyeyim. 2 üzeri 3 üzeri 60'dan 3 çektim. Geriye 20 kaldı. Buraya yazdım 20. Yani bu üstler bakın bu üstler 60'ın bölenleri oldu. Hatta en son en son 60 üzeri 1 diye yazarım. Demek ki ben 60'ın bölenlerini bulup toplasam benin alacağı tüm değerleri buluyorum. Yazalım. Büyükten küçüğe doğru. 60 30 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 9 olmaz 8 8 8'e bölünmez 40 20 yok bölünmüyor 7 6 5 4 3 2 1 bu sayıların hepsini B yerine yazabiliyorum 60 30 90 110 115 110 yok yanlış hesapladık 60 30 90 100 110 120 125 135 137 147 6 daha 147, 6 daha 153, 147 153, 158 162, 165 167, bir daha 168 yapar. Bu da 10. soruyu Ceyhan olarak bana buldurur. 11. soru diyor ki 16 üzeri x kare eksiye kare eşittir. 36 üzeri x eksiye olduğuna göre bakın 6 üzeri 2y bölü x artı y ifadesinin eşitliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. 6 üzeri 2y bölü x artı y. Şimdi şöyle yapalım düzenleyelim. Burası 16 üzeri x eksi y çarpı x artı y ya da şöyle diyelim. Tamam öyle tamam. En doğrusunu söylemeye çalışıyorum. x kare eksi y kare gördüğüm yere ben x eksi y çarpı x artı y yazarım. Bu bir. Sonra bunu da üssün üssü şeklinde ayırırım. Bu taraf x eksi y olduğu için bu arkadaşı ben 16 üzeri x artı y üzeri x eksi y yazarım. Eşittir. Bu da 36 üzeri x eksi y. Bu bir. Cebimize koyduk. Devam ediyoruz. Bakın üstler eşit olduğuna göre bunun tabanları da eşit olmak zorunda. 16 üzeri x artı y eşittir. Direkt 36'dır. Bu da tamam hocam. 36 dediğim sayı da 6'nın karesidir. Yazalım. 6'nın karesi. Yani ben 6'nın karesi gördüğüm yere 16 üzeri x artı y yazarım. Peki benden istediği bu ifadeye geldim. Ben bu arkadaşı şöyle düzenliyorum. Bakın 6 üzeri 2 üzeri y bölü x artı y. Soru burada bitiyor. Bakın 6 üzeri 2 üzeri y bölü x artı y. Bu iki çarpanını ben dışarı çıkardım. Neden? Çünkü 6'nın karesi burada var. Bu arkadaş da 16 üzeri x artı y demek. O zaman ben şurada 6'nın karesi gördüğüm yere 16 üzeri x artı y yazdım. Bir de bunun dışında y bölü x artı y vardı. Üssün üstünden dolayı üsler çarpılıyor. 16 üzeri x artı y çarpı y bölü x artı y geliyor. Buradaki x artı y'ler sadeleşti. Işte. İşlemimizin sonucu da 16 üzeri y'dir. Bu da 11. soruyu diğer bak olarak buldurur. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki A sayısı 4 üzeri 0,15 B sayısı 3,030 C sayısı 2 2 üzeri 0,45 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Demek ki üstlerini eşitlemem lazım. Yani üstlerinin hepsini eşit yapabilecek sayı bulmam lazım. Ki buldum. A sayısına dokunmuyorum. A dediğim sayı 4 üzeri 0,15 bu bir. B sayısına geldim. B dediğim sayı ben bu 0.30'u 0.15 çarpı 2 yazsam, e bunu da 3 üzeri 2 üzeri 0.15 yazsam. Yani benim B dediğim sayı bakın 9 üzeri 0.15 oldu. Bu da tamam hocam. C dediğim sayıya geldim. C eşittir 45 demek 0.15 çarpı 3. Yani daha büyük bir sayıyı ne yaptım? Küçülttüm 0.15'e şartladım. Bu da şöyle yazılır. 2 üzeri 3 üzeri 0,15. Bu da 8 üzeri 0,15 demektir. Baktığımızda hepsinin üssü aynı. Demek ki taban kısmı büyük olan daha büyüktür. Buradan B büyüktür. C büyüktür. A. Diğer bir de işte A, C, B arıyorum ben. Acb. Bu da Edirne şıkkına denk geliyor. 12. sorumuzun cevabı Edirne'dir arkadaşlar. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.